Eyüp Mert Gökay TV. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Yağmur yağıyor değil mi? Şu anda güneş yağmuru yağıyor. Azar azar çok güzel. Ne yapıyorsunuz Eyüp Mert? Mor çiçek topluyorsunuz. Gökay sen de topladın mı? Hadi topla bakayım bir tane. Aferin sana. Ne gördün Eyüp Mert orada? Böcek yuvası mı? Bakayım neredeymiş o? Örümcek mi? Karınca yuvası. Çocuklar bugün çok özel bir gün biliyor musunuz? Gelmez şimdi, yağmur yağıyor, saklanıyor. Eyüp Mert bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bugün çok özel bir gün biliyor musunuz? Evet, o da su içer. Evet anneciğim, köpeğimiz de orada, onları da göstereceğiz. Çocuklar bugün çok özel bir gün biliyor musunuz? Bugün iyilik günü. Bakın ben şehriye getirdim. Bunları duvarın üzerine dizeceğiz ve kuşlar gelip yiyecekler. Nasıl olur? Paylaşmak güzel değil mi? Ne o anneciğim? Evet, orada kuşlar var. Hadi gelin başlayalım o zaman. Daha önce de bu duvarın üzerine dizmiştik. Ben tabağı buraya bırakayım. Ve bir sürü kuş gelip yemişti. Yalnız biz varken kuşlar gelmiyor. Biz uzaklaşacağız ve onları izleyeceğiz, tamam mı? Evet, Eyüp Mert aldı. Başladı bile, Gökay da başladı. Harikasınız. Aralıklarla yapın, tamam mı? Hepsini aynı yere koymayın. Gökay'cığım biraz daha. Evet, Eyüp Mert şahanesin. Böyle serpiştirerek çocuklar. Çok güzel. Hepsini al Gökay. Harikasın. Biraz daha etraflıca. Anneciğim bak şöyle dağıtalım. Bak şöyle biraz dağıtalım, tamam mı? Kuşlar çok sevinecekler. Şu an hepsi ağaçta. Bu ağacın üstünde bir sürü kuş var. Siz güneşten göremiyorsunuz. Birazdan onlar gelecek ve yemeye başlayacak. Biz de gizlice çekeceğiz. Olur mu Eyüp Mert? Evet, birkaç tane kuş var. Yaprakların arasına saklanmışlar. Sizin hazırlamanızı bekliyorlar çünkü. Evet, hadi devam edelim. Gökay, paylaşmak güzel mi? Kuşlar şehriyi çok seviyorlar değil mi Eyüp Mert? Daha önce biz ne koymuştuk? Ekmek de koymuştuk. Evet, güzel ekmek koymuştuk. Evet. Başka ne koymuştuk? Aşağıdaki tilki. Evet, bizim buraya tilki de geliyor biliyor musunuz çocuklar? Gece karanlık olunca tilki gizlice geliyor. Ama bizim köpeklerimiz var. Hav hav diyor, onları kovalıyor değil mi Gökay? Sen tilki gördün mü? Nerede gördün? Ben içeride babamla yatıyordum. Evet. Işığı açınca kaçtı mı? Yok, ışığı açmadık ki. Ne yaptınız peki? Yere dökmeyin anneciğim. Biraz daha kalmış, oradan da alalım. Eyüp Mert biraz da şu tarafa yapsan. Aşağı dökülüyor anneciğim. Daha dikkatli ol, tamam mı? Şöyle duvarın bakayım. Üzerinde olurken, uçarken görürler kuşlar. Evet, bütün şehriyeler duvarın üzerinde. Niye duvarın üstüne koyduk biliyor musunuz çocuklar? Kuşlar uçarken onları görsünler ve yesinler diye. Bakın şu karşı ağaçta da bir sürü kuş var. Onlar şimdi gelecekler ve yemeye başlayacaklar. Görebildiniz mi kuşları? Gökay görmüş sanki. Eyüp Mert sen gördün mü? Ben görmemiştim. Öyle mi? Yeniden yuva yaparsa kuşlar görürüz. Bak, önüne sihirli silah var. Evet anneciğim. Şimdi bir şey sormak istiyorum çocuklar. Ama İyilik yapmak güzel bir şey mi? Evet. Şimdi kuşlar yemeğini yediği zaman siz mutlu olacak mısınız? Bunu hep birlikte göreceğiz, tamam mı? Sırada hangi hayvanları besleyeceğiz? Tabii ki köpeklerimizi. Hazır mısınız? Çocuklar, sırada diğer iyiliğimiz var. Hazır mısınız bunun için? Bakın, bu bizim köpeğimiz Max. Max ekmek yemeyi çok seviyor. Alın anneciğim düşen ekmeğinizi. Şimdi Eyüp Mert ile Gökay Max'e minik minik ekmekler verecek. Hadi Eyüp Mert, minik minik parçalarını da verin, olur mu? Oo, harikasınız. Aferin sana Gökay.
Evet, evet. Hepsini yiyecek. Ne kadar mutlu oldu, görüyor musunuz? Bir tane tırtılını atayım mı? Tırtıl mı? At bakalım. Yakalayabilecek mi acaba? O sizin atmanızı bekliyor. Ağacın altında dinleniyor anneciğim. Siz devam edin, atın. O geldiği zaman yer, tamam mı? Aferin sana. Gökay, attın mı bütün ekmekleri? Eline sağlık anneciğim. Evet, ekmek. At annem, at at at. Max anladı tabii senin oraya biriktireceğini. Biz gittikten sonra hepsini yer. Biz de gizlice onu çekebiliriz, olur mu? Evet, harikasın çocuğum. Eline sağlık. Sırada diğer köpeğimiz var. Evet çocuklar, bu da bizim diğer köpeğimiz Başkan. Sırada Başkan'a ekmek veriyoruz. Bugünkü üçüncü iyiliğimiz değil mi oğlum? At anneciğim, Eyüp, Mert, Gökay. Hepsini atma Gökay. Hepsini attı Gökay. Parçalayarak atacaktık değil mi? Minik minik lokmalar. Başkan nasıl yakalıyor? Hop. Çok akıllı bir köpek. Eyüp, Mert, sen Başkan'ı mı daha çok seviyorsun, Max'i mi? Ben de Max'i daha çok seviyorum. Max daha asil. Gökay, sen Başkan'ı mı daha çok seviyorsun, Max'i mi? Hangisi oğlum? Gökay. Sen Başkan'ı mı seviyorsun? Gökay Başkan'ı daha çok seviyormuş. Çünkü biz Başkan'ı bebekken aldık. Büyütmeye başladık. Çocuklar alıştı tabii onlara. Nasıl yiyor Gökay? Göster bakayım. Kıp kıp diye yiyor değil mi? Aferin çocuklar. Elinize sağlık. Kendinizi alkışlar mısınız? Kendinizi alkışlar mısınız önce? Tamam. Çocuklar, şimdi kuşları bekleyeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Bakalım gelecekler mi? Duvarın üstünü uzaktan çekeceğiz. Acaba kaç tane kuş gelecek? Ben heyecanla bekliyorum. Anneciğim, ne götürdün sen? Ördek. Ördek yağmurda ıslanmış, çamur olmuş değil mi? Eyüp, Mert, hala kuş gelmedi. Burada gizlice bekliyoruz biz. Bakalım kaç tane kuş gelecek. Şehriyelerin hepsini bitirecekler mi? Çocuklar, biz kuşların gelmesini uzun bir süre bekledik. Ama bugün hava yağmurlu olduğu için genelde yağmurdan korunmak için şu anda saklanıyorlar. Ağaçlarda ben görebiliyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Yani onların yemleri yediğini çekemedik. Diğer videolarda çekeriz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.